Yani işte Ayın şimdi her şey 16'sında meclis açılacak. Ayın 16'sında. Meclis tatilde şu an. Meclis ayın 16'sında açılacak. o Yani bu zaman ayın... abi belki de bu da bilinçli yapılıyor söyleyeyim yani. Bak, vatandaşımız yazıyor. Bahar Hanım diyor ki benim babam 17'sinde alıyor maaşını. Gördün mü? 17-28 arası. Yani bu ayı unutun. Abi açıklama yapacak. Milletvekilleri toplanacak, meclis toplanacak falan derken o zaman şöyle bir sıkıntı da var. Bu yasa abi yetişmez ki Ocak ayına. Abim Ocak ayını unut dedim sana, bak unut dedim. Ama olur mu abi öyle şey? Nasıl bir şey? Kıymetli izleyiciler, Ocak ayını unutun. Bu torba yasaya konulacak bir maddeyle kök maaşta bir düzenleme veya en düşük maaşın geçen sene olduğu gibi artırılması yöntemi veya refah payı adı altında yasal düzenlemeye kavuşacaksa en iyi ihtimalle bu ayın sonuna yetişir. En iyi ihtimalle de Ocak ayındaki artışı da müktesef hakkını sayar, Şubat'ta öderler. Dua edin ki öyle yapsınlar, ama Sayın Cumhurbaşkanı bunun tadını çıkarmadan, keyfini çıkarmadan, imkanları zorladık, çok zorladık, arkadaşlara talimat verdim, çok çalıştılar, fedakarlık yaptık, emeklimizi düşündük, emeklimizi enflasyona ezdirmemek için çeşitli çalışmalar yaptık ve size müjde veriyorum diye bir kabine toplantısından sonra ekranlarımıza çıkıp evimize misafir olmadan, yani bunun tadını çıkarmadan, bunu seçime ve sandığa tahvil etmeden, bu böyle sessiz sedasız açıklanmaz ki Ferit. Kabine toplantısının niye iptal edildiğini bilmiyorum ama eğer bugün kabine toplantısı olsaydı, bütün millet ekranların başına geçecek, bilhassa emekliler, Sayın Cumhurbaşkanı bize nasıl müjde verecek diye bekleyeceklerdi. Öyle bir çalışmayı, hazırlığı yapmadıkları için en azından rasyonel politikalara döndük diye batılılara, finans çevrelerine fiyaka yapıyorlar ya, kolaylıkla bu politikanın da gevşediğini ihsas etmemek için zorlandıklarını bir imaj pazarlamasıyla o sermaye çevrelerine, o sıcak para merkezlerine de bunu ihsas ettirecekler, bunu anlatmış olacaklar ki gevşek para, bunlar nasıl bir ciddiyetle sıkı para politikası uyguluyorlar, nasıl bir maliye politikasıdır denilmesin diye bir raporla Mehmet Şimşek'in de, Hafize Gaye Erkan'ın da hiç değilse kariyerine leke düşürmemek için uhuletle, zorlanarak, ilave kaynak bulduk diyerek bu işi halledecekler Ferit. Şunu da anlayamıyorum. Yani şimdi asgari ücret zammı olayı oldu, bitti. İşte memur zamları bitti. Birçok konuda ben milletvekilleri, bazen ben bunu söylüyorum ya, bana da bakanlar da oluyor. Milletvekillerine çok kızıyorsun diye. Kızıyorum ben gerçekten. Milletvekilleri maaşlarına zamlar oldu Haklısın. işte. Bak bu hafta 137 tane lüks otomobil kiralamış meclisimiz. Ayıptır ya. 137 tane, bak bunu bilmiyordum. Şu an sen de öğrendim abi. Lüks otomobil kiralamaya gelince bütçede sorun yok. Milletvekillerinin maaşlarını, ki emekli olduğu halde hala milletvekili olanların maaşlarını ödedi. 354 milyon 137 tane otomobilin kirası olmak üzere sözleşmeye bağlatmışlar. 354 milyon TL. Evet abi, hayır, bu konulara gelince bütçede sorun Lüks yok da, otomobil ha bunlar, lüks yani sorun otomobil yok bak. da emekli talep ediyor diye işte verdik ki diyorlar. Verdik. Ne verdin abicim diyorsun. Diyor ki şey, 37 virgül işte 50 verdim ben zaten diyor, enflasyon farkı. Ama emekliye diyor ki yetmiyor. Bu senin vatandaşın, bir şey yapman lazım. Yani milletvekiline gelince, milletvekilinin çocuklarına gelince, çakarlı arabalarla güvenlik şeridinden gidenleri de biliyoruz biz. İşte onları hala unutmuyorum ben. İktidarda da var. Bu arada muhalif vekillerinde de var. Bu da işte muhalif vekillerinden bir tanesinin kızıydı biliyorsunuz. Neyse şimdi o konuyu açmayayım da. Yani bunlar keyifli keyifli yaşıyorlar da. Emekli, ya emekli, ya sevgili seyirciler, emekli ne demek ya emekli? Emekli, biz şu Emekli anda abi, çalışma gücü olmayan, çalışma hiçbir gücü olmayan, imkanı kalmamış. ama bir de şu var abi, hem çalışma gücü olmayan hem de ülkeyi de buralara kadar getirmiş, emek vermiş, çalışmış büyüklerimiz. Sen de işte onlardan bir tanesisin abi yani.
Ki bu insanlar hak ediyorlar kardeşim. Ha, gerçekten sorun olur. Anlarım. Sıkarız kendimizi. Ama öyle bir şey de yok. Ya şu mültecilere, kaçaklara Sayın Cumhurbaşkanı kendisi söyledi. Elhamdülillah. 40 milyar dolar harcadık, bir daha harcarız diyor. 40 milyar, kaç milyar dolar? Kaç milyar dolar? 40 milyar dolar harcadık, bir o kadar daha harcarız diyor. 40 milyar dolar harcarız dedi ve bir o kadar daha harcarız. Kendi dedi ya, dedi. Ben demedim, kendi dedi ya. Dedi. Şimdi o ki onların biliyorsunuz bu hani MIT operasyonu yaptı ya, birkaç tane şey çıktı biliyorsunuz. 34 tane Mossad ajanı çıktı. 34 tane. Yani biz bildiğin İsrail ajanlarına hem para vermişiz, içeri almışız, bir de birkaç tanesinin geçen gün kim diye biri ortaya çıkartmıştı. Birkaç tanesinin de Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığı ortaya çıkıyor. Ha. Bakanımız delirirsin. Da şöyle dedi. Çıldırırsın önemli, abi, delirirsin. Bakanımız da şöyle dedi. Önemli bir görev değildi. Temizlik işlerinde çalıştırıyorduk. Tamam işte, tam ajan işte. Ya bakar mısın ya? Bu savunma mı ya Sayın Bakan ya? Önemli bir görev de değildi. Temizlik işlerinde çalıştırıyorduk dedi. Burak maşallah ne diyebilirim ki? Yani şimdi dolayısıyla bak Ferit, konuşacağımız bunlar değil. Geçen hafta da konuştuk, söyledik. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı siyaset mühendisliğini ve toplum mühendisliğini ve algı operatörlüğünü çok iyi bildiği için %50 olmasa bile, %49,30 olmasa bile Şubat ayında, Ocak ayının sonunda, hatta Şubat olması tercihen daha iyidir ki 31 Mart seçimlerinde unutmasınlar babalığını, onun ulufe dağıtmasını. İşte bunu buraya yaklaştıracak şekilde Mehmet Şimşek'e de kardeşim görmüyor musun seçime gidiyoruz diyerek en fazla sus otur yerinde der. Fazla da bir şey demez zaten. Onun da itiraz edecek hali yok. Onun da itiraz edecek hali yok. Önümüzde seçim var Mehmet. Seçimden sonra bakarız icabına diyecekleri bir yöntemle kök maaşa veya en düşük maaşı artıracak şekilde bir yasal düzenlemeyle veya adını refah payı koyarak 16 Ocak'tan sonra meclisin açılmasından açıldığı haftadan itibaren bir torba yasaya koyacakları bir maddeyle bu işi bir sadaka mantığıyla halledeceklerini düşünüyorum. Ama ben yine vurguyu yapmak zorundayım ki bu böyle yamalı bohça gibi problem önümüze geldikçe bilmem çözmüş gibi gözükmek için, halletmiş gibi yapmak için ilk düğmeyi yanlış iliklemenin mahcubiyetini yaşamadan devam edemeyiz. Devam edemeyiz. Bu sistem böyle gitmez. Evet. Yürümeyecek. Yani, açıkçası ben de senin gibi düşünüyorum. Bu %37,5'luk zam oranı %50'ye arttırılması. Yaklaşır. %50'ye doğru. Oralara yaklaşacak gibi gözüküyor. Seçimden önce Erdoğan'ın böyle bir risk alacağını ben de sanmıyorum. Hep yapıyor bu zam oranlarını. Bu ayı unuttum. Emekli maaşlarına takıldık kaldık. Haklı. Herkes haklı. Çünkü mutfağı ilgilendiriyor. Çünkü insanların doğrudan canını acıtıyor. Hayatlarını ilgilendiren bir konu olduğu için dokunuyoruz, konuşuyoruz ama Ferit konumuz emin olun ki bunlardan çok daha büyük. Problemimiz daha büyük. Biz meseleye külli bir global bakışla ekonominin ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu konuşmazsak bu detaylarda kaybolup bu labirentlerde kendimizi kaybetmiş oluruz. Yani bu küçük problem değil, detay problemlerin içinde kaybolmuş oluruz. Ya bu ülkede hala çok ciddi sıkıntılarımız var. Çok ciddi sıkıntılarımız var. İhracatımız artmıyor. %0,06 ile övünüyorlar. İthalatımız enerji fiyatlarına rağmen yine de patlıyor. Ama bir sevindirici bir şey söyleyeyim. Seyircilerimiz takip etsinler. OPEC yani o petrol üretici ülkeler birliği parçalanmak üzere. Çünkü Amerikalılar onların arzı daraltmasına posta koyarak bütün pazarları ele geçirecek şekilde petrol satıcısı konumuna geldiği için
OPEC parçalanmak üzere. Bu da şu demektir. Bugün petrolün varili, Brent petrol 76 dolara düşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın arz kısıtlaması sebebiyle kaybettiği pazarları da ellerinden aldı. Dolayısıyla pazar kaybı sebebiyle fiyatları düşürecekler. Ey milletim, ey seyircilerimiz, motorin, benzin, yakıt fiyatlarını, petrol fiyatlarını takip ederek daha ucuz tüketme ve bizim de ithalatımızın azalması ihtimali belirmiştir. Bunu da bu kadar felaket, kötü haberin arasında bunu da söylemiş olayım.